Evet. Ali Bey'in tüm karşı çıkmasına rağmen, Muhammed'in annesinin ve ablasının tüm karşı çıkmalarına rağmen Muhammed kınayı yaptı. Yani nikaha bir adım daha yaklaştı. Evet. Demin de kayınpeder adayına doğru böyle bir oynuyordun şöyle oh gibi. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık. Öncelikle Allah sana sabır versin beş. Öncelikle sana yeni yılın kutlu olsun. Allah razı olsun. Bir insan 200'lü olmaz. Doğru bir, 200'lü olmayacak. Benim oğlum tutsak olarak kullanılıyor şu anda. Geçen, inanırsan 2 gündür hastayım ben. Kendi de biliyor, oğlum da biliyor. Yanıma gelmediler bak, 2 gündür. İnanırsan yataktan kalkamıyorum. O derece hastayım, o derece hastayım. Ha, bunların yüzünden. Yanınızda eşiniz var. Ha. Yani bunlar zannediyor ki, biz kül pempe burada yaşarız, burada dururuz. Ya varıp da bir insan, kaynatayım ben ya. Tamam, kınayı yağmışsın, ne güzel, tamam. Evet. Ya benim alttan al biraz ya. Beni ayağına nasıl çağırıyorsun sen? Sen kimsin? Nasıl ayağını çağırıyorsun? Sen kimsin benim ayağıma çağırıyorsun? Nasıl çağırıyor ya? Resepsiyon arıyor. Bağladırım şimdi. Evet. Kim yapıyor bunu? Çocuk evet. Bekliyor da. Kim yapıyor? Bu. Melisa. Bu işte. Evet. Neden çağırdı? Bu. Ben tüm iyi niyetimle çağırdım. Yılbaşı akşamı yemek hazırladım. Bak. Resepsiyonu aradım, odayı değiştirmişler. Eski odasını ben bilmediğim için resepsiyonu aradım. Ali Bey'i bizim odamıza çağırır mısınız dedim. Yemek yiyelim hep birlikte diye. Gene yalan söylüyor bak, görüyor musun? Gene yalan. Benim kanıtlarım var. Gerçek konuş da şuraya yalvarayım da şuraya dıkınayım kızım tamam diyeyim benim ya. Benim kanıtlarım tamam var. Tamam diyeyim, yalan söyleme ya. Yalan konuşmuyorum ben. Bu tip ben. Şeyler yalan söyleme. Neresi bizim. Yalan Ali Bey? Nesi neresi? Yalan? 220'ye geldi. Kütü 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 kütü. Geldi. Selamun aleyküm selam. Hoş geldin kızım dedim. Daha yüzümde. Anasıyla oturdular neyse orada. Akif'ten dedi 400 milyon istedim. Yalandısı. Tamam. Yılbaşı alışveriş için siyerde yalan dediğim mi varım. Yani bilmiyorum 400 artık. Lira. Yani 400 milyon istemiş. 400 TL yani. 400 TL. Baba. 400 milyon bana iyi para. 400 TL sana, diyorum. Sana hiç para değil. Hayır 400 milyon diyorsunuz. Yanlış 400 söylüyorsunuz. 400 TL. Milyonlarla milyon işim yok 400 benim. 400 TL. Evet. Ben eski kafayım ya. Bana eski kafa diyor. 400 milyon istedi. Lan Akif dedim gebe kalmasın buna karşı. Bana karşı. Evet. Sonra? 200'ünü ben vereyim dedim. Oğlum dedim şu karttan çekin. Oğlum da yüzümde. Baba dedi işte... Şey yapacağım, bilmem kek yapacağım, bük yapacağım, ne yapacağısa bilmiyorum. Aldılar annesiyle gittiler, aldılar geldiler. Heh. 220'ye bir geldi ya önce bak, bilmiyorum diyor ya. Önce geldim, parayı aldılar, kartı aldılar. Şimdi şöyle bir dakika, oldu. Bir dakika, bir saniye. Bir saniye. Ama biraz kısa kesin hadi. Çarpıtarak anlatıyorsun. Heh. Şimdi Ali Bey kartı verdi bize ama biz kartı verdiğinin karşılığında 200 lira para verdik ona. Hani kartı bize verip de hepsini biz, yani hepsini kendi ödemiş değil. 200... Kartı verdiğinin karşılığında biz ona 200 TL para nakit verdik. Nakit verdim. Tamam ben kartı parayı aradığımdan için... değil Seda Hanım. Ben parayı arıyorsam Kevin param olsun. Parayı aradığımdan değil. Resepsiyonu arar burada hem de. 220'yi bana bağla. Şimdi 220'ye söyleyin geçsin. İşte pak yaptım, bük yaptım neyse. Lan dedim ki buna gönlü kalmasın. Gittik. Evet. Tıp yatağın üstünde bu dem de şey oynuyor. Ne oynuyorsa bilmiyorum da. Sizi çağırdı yatağın. Çağırdığı halde. Çağırdığı halde. Evet. İnan var ya fıttırma hiç ya. Saygısız bunlar. Fıttırma hiç. Her tarafı açık. Her tarafı açık. Ben gelinimine şöyle niye konuşayım şöyle konuşmayayım da ya. Niye şöyle yalan konuşuyorsun? Şöyle. Neden yalan konuşuyorsun? Ben de aşağı ineceğim. Yalnız kalacağım. Neden bir şey söyleyeceğim bir saniye. Neden davet ediyorsun da karşılamıyorsun yatağını? Seda abla. Karşılamak bana yalan dursun. Konuşuyor diyor ya. Evet. Kendisi de yalan konuşuyor. Ay kim yalan söylüyor? Kim bakın, doğru söylüyor burada? Ben onları odaya çağırdım. He. Üstüm giyinik bir haldeydi. Hani her tarafı açık diyor ya. Üstümde etekle crop vardı hani. Açık dediği bu. Crop ne lan? Sonra aşağı indim. Biz Akif'le tartışmıştık. Hı. Yanlarında tartışmamak için aşağı indim. Hı. Yalnız kalmak bir rüya görmüştüm anlattı. Canı sıkıldı. Yalnız kalmak istedi.
Yani bu yüzden ya yanlarından ayrıldı. Siz bir şey söyleyeceğim. Bu ne kadar saygısızca bir şey. İnsanları odanıza davet ediyorsunuz. Ben 50 yaşındayım ya. Bu arada tartışıyorsunuz. Biriniz aşağı gidiyor. Biriniz tartışma yok. Yalan söylüyor. Oğlum da yalan söylüyor. Tartışma neresi yok. Yalan ya? Tartışma yok. Sen bizim yatak odamızı nereden biliyorsun? Bu indi. Bu indi. Oğlum aşağı indi. Dedim ki oğlumla gidin de şunun görünü yapın. Aha oğlum desin. Kendi anlatışı bana. Ben görmedim. Döne ama Hanım. Birlikte mi girdiniz odaya? Evet. Beraber girdik de ondan sonra benim oğlundan aşağı indik. Tamam. Dedim sen şimdi, beraber girdiğinizde gerçekten yatağın üstüne oturmuş. Evet, telefondan uğraşıyordu o. Telefondan ne yapayım yani? Kızım milleti benim davet. Benim de işlerim var bana göre. Ne işin var? Allah Allah. Beni niye çağırıyorsun 50 yaşındayım ben kız? Ne diye çağırdım? Gel başımda bekle diye mi? Oturalım yemek yiyelim diye çağırdım. Ne yemeği yapmışsın sen? Ne yemeğimi yapmışım? Evet. Açıyı da bağlatacağım şimdi Seda Hanım'a. Ne yemeği yapmışım? Ha. Geldim benim telefonu kızım, getirir misiniz? Ne yaptın? Hayır, madem davet ettin kalk karşılasana. En azından bana dikin. Seda abla zaten Muhammed yanımdaydı. Kalktım karşıladım. Baba. Ondan sonra ben nerede oturabilirim? Yerde mi oturayım yani? Yerde oturacaksın gerekirse. Yerde oturmam. Kusura bakma. Oturmam. Oturacak. Oturmam. O öyle yeri de bulamayacaksın sen. Öyle biri arıyorsan sen yeri de bulamayacaksın. Yeri. Sen kendine o zaman gelin değil, yeri de bulamayacaksın. Köle arıyorsun ha. O zaman. Tamam. Ben yerde oturmam. Yerde oturacak biri gelin değil, köledir. Öyle mi? Evet. Ha. Yerde köledir. Oturmam ben. Buna aşağı önce oturup, ben, sonra oğlun müsaade etmez. Ocağın anlatışını diyorum. Aşağı oturup, her tarafın açık. Bu babaya söylenmez. Bak beni delilendirme. Allah Allah. Beni delilendirme. Delilen. Babaya söylenmez. Delilenirsen delilen. Ha. Şu oğlanı bırak. Vahtiken, bırakmıyorum. Vahtiken alayım gideyim de. Vallahi iş işten geçti Ali Bey. Bak. İş işten geçti. Geçmez. Sende çocuk varsa herkesin yanında söylüyor. Canlı yayında bende de var çocuk. İş işten geçti, bilmediğin şeyler ha. Var. Özür dilerim hepinizden. Sende çocuk varsa onunla tehdit ediyorsan onu. Erkek olarak bende de var lan. Ne çocuğu? Çocuğuna tehdit ediyorsun o çocuğu. Ne çocuğu? Çocuğum var. Bu dedi ki bir de eczaneye gidek de şey alak dedi. O bir anlamam da. Neyse girmeyin. Ne çocuğu sen hemen ne yaparsın? Hemen tıpı geldi. Buna diyor ki ben de alacağım ha diyor. Ne çocuğu var, ya? Oğlum sen var ya sen onu tutsak olarak. Seda Hanım bunu tutsak olarak al. Ben bunu tutsak kızım olarak. Kızım haklıymış. He. Ezgim haklıymış. Ben Ezgim'e ha ya attan gel ne olur ya. Gel ben mi? Sana kağıdımı arıyorsam. Baba diye beni 50 yaşında niye ayağına çağırıyorsun? Ayağına çağırdıysam geldi ayağımı mı yıkadı? İnsan diye geldi dedim yemeğe hani çağırdım. Ya. Yemeğe çağırdım ne yaptım? Ne yemeğe yaptın sen? Senin gibi iftira her yaptım. Tarafı yaktın. Neyi yaktın? Ya tabakların ya? Orada. Neyi yaktın? Seçtirdim. Neyi seçtirdin? Niye yalan konuşuyorsun sen bu kadar mutfakçıyı ya? Mutfakçıyı bağladı mı? Niye yalan konuşuyorsun ya? Bağla, bağlıyor biliyor Allah yalandan ya. Yüzünün nurunu almış daha yalan konuşuyorsun kim? Ya sen. Allah'a çok şükür. Yalancı. Çok şükür. Seninki gibi iki yüzlü değilim ben. Karışmayın lütfen. Ha. Rica ediyorum. Karışmayın. Senden gelin olmaz. Benden gelin boşa, de olur. Çok da güzel. Boşa da bunun cinsini bitir. Bitirmiyorum bitir. Abi. Bitir abi. Bitirmiyorum. Bitir. Bitirebiliyorsan gel bitir. Bitirdim çocuk zaten. Burada. Neyi bitirdim bugün? Host. Bugün bitirdim. Neyi bitirdin? Bugün kız bitirdim seni. Bitiremezsin. Hayırdır? Melisa güzel konuş. Bir şey gelecek. Misal ayarlıyorum. Ya diyorum oraya varınca bir konu olsun. Ayak üstüne kusura kalma. Ayak üstüne çık. Tüm açık. Atarım. Aha burada ya da atıyor. Şunu kibi giy. Atamıyorum daha doğrusu. Hemen atarım, şimdi. Atarım sana şunu ne? Şunu kibi giy. Sana ne? Giyemiyorum ki. Sana sen ne? Alışmışsın. Alışmışım. Sana sen terbiyesizliğe, haksızlığa alışmışsın. Ben terbiyesizim. Sen terbiyeli misin? Ha. Sen terbiyeli ha. Misin? Ben terbiyeli misin? Senin. Ali benim terbiyem aileme, yargılamak sana düşmez. Benim aileme. Tamam mı? Ali Bey. Benim terbiyem yargılamak Ali Bey, sana düşmez. Ali Bey bir şey söyleyeceğim. Buyur. Oğlun memnun abi. Oğlum memnun değil. Soralım. Senin niye hedefinde gelinin var? Oğluna bak. Oğlum da aynı de. Hı. Oğlumun bazı şeyleri gitsin. Bazı şeyleri ben özelde konuşacağım. Oğlum özelde sen şimdi. Biraz önce... Şimdi... Sen bir dakika Melisa. Sen Melisa ile kavga ederken oğlunun sana bakışlarına dikkat ettin mi? Tabii. Nefretle bakıyor sana. Evet. Niye? Melisa'yı kandırıyor. Ay ben inanmıyorum. Yok. Ay vallahi inanmıyorum. Ay cicim. Koca adam be. Nesini kandıracak? Hatta ben yanından kalkıp şöyle...
Hani diyor ya zorla bir şeyler yapıyor diye. Belki hani dürtüklüyorum falan zanneder. Hani aramızda aralık olsun. Soralım gerçekten Muhammed babasıyla gitme taraftarı mı? Bunu birkaç Muhammed, kez daha da sorduk. Muhammed, şimdi baban bir takım şeyleri anlattı. Haklı olduğu taraflar var. Hem odanıza davet edip hem onlar davet ettiğiniz insanlar gelmeden önce kavga etmeniz bir kere çok büyük yanlış. O çocuk utandı ya, utandı baba. Yüzümde utandı bak. Niye ya, tartıştın? Abla şimdi tartışmayla alakası ayıp yok. Ayıp değil mi? Misafir geliyor. Tartışmayla kavga edecek zamanı mı buldunuz? Ben rüyamda bunun teyzesini gördüm. Bak günlük ağlıyor. Size yemin ediyorum bak sabah servisinde gelirken ağladı. Ondan sonra akşam ağlıyor. Kim rüya... ağladı? Ben. Bu. Niye ağlıyorsun? Özlüyorum Seda abla. Ali Bey diyor ya ailesi yok bilmem ne yok diye. Ben bu zamana kadar hep içime attım bunları. Ben teyzemin yanında büyüdüm ve her gün benim aklıma teyzemle, kuzenimle yaşadığım her günler akşam geliyor. Biri insan ağlar mı? Her ve akşam ağlıyor. Her akşam ağlıyor. Kulaklığı takıyor, damar açıyor, müzik açıyor. Peki, her niye akşam kavga ağlıyor. Ediyorsun adamla? Niye kavga ediyoruz? Bu rüya görmüş, teyzemin vefat ettiğini görmüş rüyasında. Kızdı. Benim de bu konuda hassas olduğumu bildiği için bunu bana anlattı, ben ağlamaya başladım. Keşke dedim, anlatmasaydın, ömrü içinde tutsaydın kadını. Dedim. Allah, kavga edenlerine bak bunların. Allah'ım sen aklıma bu kadar. Ben bunların içinden çıkamıyorum ya Rabbim. Seda Hanım, ben bunların içinden çıkamıyorum. Ben buradan çıkınca polise gideceğim, oğlumu alacağım, işi. Ne diyeceğim? Hayır, polise ne diyecek? Çok polise merak ettim. Polise ben ayarlarım, onu ayarlarım ben. Ona bana oğlumu zorla mı tutuyorlar? Onu ayarlarım, diyeceksin. Onu polisiyle alacağım. Bir dakika, çok soralım. Çok saçma bir şey. Muhammed, baban artık bu yeter olayın yani. Bir saniye yeter. Bekleyin. Vehametini bayağı bir büyüttü. Diyor ki polise gideceğim, benim oğlumu zorla alıkoyduğunu söyleyeceğim ve oğlumu alıp gideceğim diyor. Söylesin. İstesin. Sen ne düşünüyorsun? İstese şimdi gitsin. Sana polis bunu sorduğunda, sizi zorla mı tutuyorlar dediğinde ne dersin? Zorla diye bir şey yok. Yani sen, adli dengesi yerinde tamam, biri. Sen buraya çıkıyorsun da, Allah razı olsun çıkıyorsun. Tamam. Sen niye bunu getiriyorsun? Ne? He? Sen o zaman niye sen getiriyorsun? De onu zorla getiriyorsun. Bugün niye geldik? He. Aydoğan abiye sorabilirim onu. Ha bir bana de bir şey söyleyeceğim ben Seda abla. Biz niye geldik? Aklımda kalmasın ortaya çıksın. Hı. Şimdi Ali Bey bize diyor ya, ellerine para geçtiği zaman çikolata cips alıyorlar diye. Onu da diye. Söyle. Bizim otelin orada bir tane bakkal var. Hani biz alıyormuşuz ya. Ha. Ali Bey o bakkala gidiyormuş, siyah poşetle cips, kola vesaire alıp döne hadıma getiriyormuş. Peki bizim aldığımızda laf ediyorsun da sen niye alıyorsun o zaman? Biz alırken laf olmuyor da sen bundan, alıncamış ki. Yalan söylediğim bundan belli. Bakkala tamam. Söyledi. Aa tamam ablaya sor. Bakkala bak. Tamam ablaya sor. Aa 101'e gitmişler. Bak her şeyi para. Ya ben para istemiyorum. Bakkal para bile olayın geçmesin. Içinde. Yalan konuşma. Ama biz de gördük. Eline torbayı almışsın. Almışsın. Kola, plastik bardak vardı. Evet. Cips vardı. Hatta biz odanıza da geldik. Karın cips yiyordu. Sen adam ol da. Diyordu. Adam ol da tamamını öme sürme. Bak biz yiyince laf oluyor da. Tamamını öme sürme. Oluyor da. Adam ol. Sen yiyince niye adam laf olmuyor? Adam ol ama olmamış. Konu adamlık değil. Sen bak, olgun adam olmamışsın. Konu adamlık değil. Biz yiyince geliyorsun burada. Seda Hanım bunlar böyle parayı alıyorlar geliyorlar. 50 lira veriyorlar cips çikolata alıyorlar. O ben parayı verdiğimde. Bir dakika. Kendi Muhammed'in paranı evini koyuyorum. Para için sattırır diyor. Peki ben madem Muhammed'in evini para için sattırıp da cips çikolata alıp yiyeceksem benim yediğimin lafı oluyor da senin alıp yediğinin lafı senin olmuyor Muhammed'in mu? Muhammed'in evini değil ayakkabısını satamaz. Allah sen kimsin kız? Vallahi ben değil Muhammed'in evini ayakkabısını satmam da. Satamam. Sen de Muhammed'in evini satamam. Götüremezsin. Sen Muhammed'i ne için seviyorsun biliyor musun? Senin Muhammed'i götürebilmek senin için kimsen olmadığında. Benim cesedimi çiğnemen lazım. Araba, bir de araba çıksın hadi senin ardına. Hadi Muhammed'i burada bırakın giden. Senin, onu Muhammed de biliyor. Senin Muhammed'i onu benim, Muhammed bak, de beni biliyor. Beni dinlemeyi öğren. Karşımda ama, insan ama, var. Bak, karşımda ama, insan kısa zamanda var. Senin üstüne bir avret getireceğim. Dileğim de boşa gitmesin. Güleyim de boşa gitmesin. Muhammed'i başka birisiyle mi evlendireceksiniz? Öyle mi düşünüyorsun? Tabii ki. Niye getireceğim, getirmediğim bir dakika. Vardı. Muhammed biliyor mu bunu? Muhammed biliyor. Onay veriyor. Ama konuşmak istemiyor şu anda tamam mı? Korkuyor tanıştıracağım. Mu? Tanıştıracağım. Hayatımda böyle var ya, şaka görmedim ya. Alman'dan evleneceğim, Alman'la. Şu kızına konuşturacağım Alman hanımefendisi Alman getiriyor. Alman'ı biliyor ya. Alman'la evleneceğim. Gelirken Alman çikolatası da getirsin. Namusuma şerefime ben söz veriyorum Alman'la evleneceğim. Ali Bey.
Gelirken ha. Alman çikolatası da getirsin. Çok severim ben sen ya. Sen çikolatanı başka bilmem bayılırım ki. Bayılırım ben. Ya sen bir tane bana şunu söyle. Bayılırım. Sen evlenmişsin Seda Hanım. Tamam evlendik. Hı. Ya oturacak eviniz yok. Bulunur. Nereden bulunur? Kırıkkale. He? Kırıkkale. Ne bakıyorsun Kırıkkale'de? Oturacağı. He? Oturacağı. Aile mi var Kırıkkale'de? Aile olması gerekli değil. Kimin var lan bir tane söyle. Bak, oturulan yerde bir tanıdık olması önemli değil. Rahat. Orada çalışacak imkanın varsa, rahat ederim, evler diyor. Uygunsa her bundan, yerde oturulur. Bunlardan uzak mı orası? Evet. He, ondan. He. Yeter ki senden uzak olsun. Seda Hanım ben sana söz vereyim mi? Ver. Ben sana söz vereyim. Eğer Kırıkkale'den ev tutsunlar bunlar. Dört tane arkadaşım var. Evet. Dört tane. Engelleteceğim. Dördü de memur. Dur. Ben sana namus sözü veriyorum. 5 ay kiralarını ödeyeceğim ben. Tamam. Akşam tutuyoruz. Tamam. Hadi tutun. Ben sana söz veriyorum, namus sözü veriyorum. Tamam. Tamam mı? Akşam tutuyorum, yarın da kanıtlarını getiriyorum buraya. Adamlar da 5 aylık kirasını ödettireceğim. Tamam ha. Namusuma şerefime diyeceğim. Ama Kırıkkale'de seni yaşatmazlar bu halde. Ay çok korktum. Niye? Döne. Dönem bir dakika Ali Bey. Sen ne diyorsun? Vallahi ben yani bir şey yapana diyemiyorum yani. Ya adamlar kına yapmış, öte yapmış, benim hiç haberim bile keşke yok. Keşke sen de gelseydin. Sedanlar... Karşılıklı oynardık gelin kaynana ne güzel. Evet, ben seni evet. istemiyorum ki kızım oynayayım. Niye? Yani. İstemediğin için mi ben o kınayı evet, yaktım? İstemiyorum da oynamıyorum. Bana şey yap. İstemediğin Ali için. Bekle, Ali Bey bekle konuşsun ikisi. Yani ikisi. Şimdi şöyle bu kına yapıp da yani millete şey olmak için mi yoksa gelin olmak için mi yapıyor? Vallahi ben o kınayı yo, gelin hem o. Gelin olmak için hem de Muhammed'le güzel bir ben gün yani, geçirmek için yaptırdım. Ben seni yaktırdım. Gelin diye evime bile almam. Ben zaten senin evine olmayan... girmeyeceğim ki. Evet, oğlum gelecek o zaman. Oğlun girebilir ama ben senin evine şöyle adımımı bile atmayacağım. Seden ben seni dışarı koyarım. Sen kusura bakma gelme ben de yani. Ben girmediğim için dışarı koyamazsın. Girmeyeceğim için dışarı koyamazsın. Tamam. Ha oğlun girer. Ona bir şey demiyorum. Tamam. Ama ben senin evine adımımı dahi atmayacağım için koyamam ama evime laf, deme. Ama bu laflar isterim senden kusura bakma da. İsteyebilirsin. Ben bu laflar senden isterim. İsteyebilirsin. Tamam. Üstüne hediye paketi yapar yollarım tamam. Ben sana taahhüt. Seda Hanım bugün burada gideceğim de gitmezsem yarın çekimim var tamam mı? Evet. Evi çektireceğim arkanızdan buraya yayınlatacağım. Arkanızdan su dökeyim de çabuk bak, gelin. Onu da kanıtlıyorum ben sana. Ben sana kanıtlıyorum onu da. Evi çektireceğim tuttuğum evi. Nasıl ben siz... kendime tutmadım lan. Size tuttum enayiler. O yüzden mi istemiyorum enayiler. Başka gelin alacağım diyorsun. Benim bir tane ayak geldi, bir tane ayak lan tamam bu düzelmiş. Anası babası yoksa ben da. Ben sana bir ayak geldim. Hiçbir şey yoksa da. Sen onu bilemediysen o benim suçum değil. Nerede dedikodu var? Nerede şeytanlık var? Nerede bilmem ne var? Oğlum sen bilirsin oradasın şeytanlığı. Oğlum sen. Şeytanlığı sen daha adamın iyi bilirsin. Adamın suçu yok, haberi yok. Tamam hanım beni de. Lan tamam hanım nerede? Bayırda. Beni nerede görüyor?